Bu anlamda dediğiniz gibi Yakın Doğu hem adada hem bölgede bulunduğu coğrafyada hakikaten emsal teşkil edecek bir pozisyonda şu anda. O açıdan gerçekten önemli bir konumda. Türkiye'deki sayısı dediğim gibi sürekli artıyor ama en son bıraktığımda 25 tane veteriner fakültesi vardı. Ben öğrenciyken 7 taneydi sayı. Yani Öğrenci düşünün. geri Ben taneydi. öğrenciyken yani 86 mezunu 1986 7 adetti. Şu anda 25 civarında aktif Hocam 70'ten öğrenci olan fazla ve güzel sanatlar fakültesi var. Biz ne yapalım? doğrudur. Doğrudur hocam. Gerçekten yani bir enflasyon var. Yani Enflasyon fakülte enflasyonu maalesef. var. Yani Maalesef. ha bu şey değildir tabii ki. Yani tabii olsun güzel olsun ama işte o arınacak biraz kalitelisi, daha iyi eğitim veren, daha üst düzey eğitim veren bir farklılaşma olacak. Bu farklılaşma da zaten o çekim merkezlerine doğru olacaktır Olacaktı. mutlaka. Yani bizim de aynı sıkıntımız var. Mesela Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ama plastik sanatlar bölümü çok azında var. Ha. Çünkü plastik sanatlara çok fazla öğrenci gelmez. Resim, Gelmiyor. heykel, seramiktir bu sözünü ettiğim. Yok. Yani adada yok örneğin. Yani Türkiye'de de çok sayılı üniversite var plastik sanatlara eğitimi veren. Ama bununla beraber işte bu reklam sektörüne yönelik akım şeyleri siz söyleyin. Popüler tanıtıma yönelik şeylerde, alanlarda epey bir öğrenci geliyor. Geliyor şey. Ama şey dünkü o senato toplantısında Sayın Kaya Özgün çok güzel bir şeye değindi. Bu brain olayı değil mi? Geleceğin Evet. meslekleri. Aslında bu çok ilginç bir şey biliyor Çok musunuz? Yani ilginçti. onunla bir şey yapmamız lazım, bir konuşmamız lazım, onu biraz daha açmamız lazım. Çok güzeldi. Ama veterinerlik sonuçta şey, bu belgesel kanalların yayın Ha. sayısının artmasıyla ve de tabii artık bir kentleşme başladı. Yani Türkiye'de artık şeyden, siz söyleyin, kırsal kesimden kente doğru bir akım var. Ve o akımın etkisiyle de belgesel kanallar, değişik basın yayın organlarında çıkan şeylerle de etkisiyle de işte hayvan besleme, kedi, köpek gibi bu alışkanlıklar da artıyor. Bu da doğrudan sizin alanınıza Tabii, geliyor aslında doğrudur, işte. Yani. doğrudur. Değil mi hocam? Doğru, doğru Yani. söylüyorsunuz. Çok farklı hayvan türü olduğu için, çeşidi olduğu için tabii ve hepsiyle de bir şekilde ilişkili olduğumuz için dediğiniz gibi küçük hayvan yani pet, kedi, köpek gibi onun dışında çiftlik hayvanları ikinci bölümde herhalde konuşacağız. Evet. Düzenlediğimiz etkinliklerden birisi zaten kedi, köpek. Daha doğrusu köpek ağırlıklı bu dermatoloji etkinliğimiz. Diğeri sürü sağlı dediğimiz büyükbaş çiftlik hayvanları özellikle sığır, inek ağırlıklı. O sözünü ettiğim workshopumuzda mesela veteriner hekimliğin bambaşka bir branşı ayağı ile ilgilidir. Yabani hayat. Yani yaban hayatı veteriner hekimliği öyle söyleyeyim. Yırtıcı kuşlar, av kuşları ve kaplumbağalarla ilgili bir workshop'tu. Yani veteriner hekimliğin bir özelliği de bu tabii. Hayvan çeşidine göre bizim de branşlaşma imkanımız olabiliyor.